seve seve ölürüm senin için. Yine yine tek bir bakışın için. Hadi hadi bak bana, cesaretin varsa aşka. Seni ilk gördüğüm günü hatırladım. Kandırdı beni birden tek bir bakışın. Senindi tüm aşkım, senindi hayatım. Kalbimi kırıp bıraktın. Kaçıyorsun değil mi? Master falan yapmak değil aslında amacın. Ya biraz düşünmeye ihtiyacım var Tamer. Kendimle baş başa kalmak istiyorum. En azından bir süre. Anlıyorum. Döndüğünde, yani kastettiğim yurt dışından döndüğünde değil, kafanda gittiğin yerden döndüğünde, yani benimle ilgili fikirleri netleştiğinde, ben hala burada olacağım Ebru. Ben yolu biliyorum Ebru. Çıktı bu yurt dışına gitmek şimdi. İzmir'deyken zaten aklımız gidiyordu. Kız başına oralara mı salacağız seni şimdi? Ya babacığım, kariyerim için çok önemli. Okuldan Ceyda vardı ya, hiç vakit kaybetmeden gitmiş bile. Kızım daha yeni döndün. Sana doyamadan nereye gidiyorsun yine? Anneciğim çok iyi bir fırsat bu. Hem okul puanım yüksek olduğu için burs da veriyorlarmış. Yani masrafı da olmayacak. Ya ben parasında pulunda değilim. Kime emanet edeceğim seni orada? Ya baba, çanta mıyım ben beni emanet ediyorsun? Hem ben kendime sahip çıkabilirim. Üstelik arkadaşım da orada. Kız başına gidilir mi oralara? Kızsın dizini, otursun evde. O iş değişti ana. Biz modern dünyanın garıları, artık her yerleri fethedik. Hah, kendini de karıştırdın işin içine ama. Ya sen de ortalığı harlandırma Gülnaz. Allah Allah. Ebru, kızım bir dediğini iki etmedik bugüne kadar. Ama bu yurt dışı işi bize ters geliyor. Babacığım, ben de bugüne kadar sizi sıkıntıya sokacak bir karar almadım. Şimdiye kadar attığım hiçbir adım sizi üzmedi. Bu da öyle. Çok mu lazım şimdi bu Ebru? Evet baba. Kariyerim için çok önemli. Hem internetten başvuruyu yaptım bile. Yani izniniz olsun istedim. Ama vermezseniz de gideceğim. Gitmek zorundayım.
Aile bari kahvaltıda bir araya gelse be. Geç geldi Çetin. Bırak uyusun çocuk. Yani sen de şu kahvaltını bitiremedin daha Şeref. Aşk olsun ya, sizin de gözünüz yediklerimde ha. Ben öbür tarafta arkamdan şey etmesinler bunlar diye şey ediyorum. Günaha girmeyeyim diye. Otele çevirdi evi ya. Ne geldiği belli ne de gitti. Ne gülüyorsun baba? Yalan mı söylüyorum? Yok yok. Bir zamanlar aynı lafları ben de senin için ederdim de. Ona gülüyorum. Genç. Genç sorumluluk ne? Hiç bilmiyorlar. Bak sen ya. Yani sorumluluktan bahsedene bak sen. Enişte, konuyu saptırmayalım lütfen. Konu Tamer, ben değil. Şimdi konu sensin. Aylak aylak dolaşıp duruyorsun ya. Bana bak, böyle boş boş dolaşacağına git bugün üniformamı al benim kuru temizleyiciden. Emin olur enişte. Fişi ablanda. Para vereyim mi para? Enişte bak duymamış olayım, gururumla oynuyorsun. Onu alacak kadar paramız var herhalde. Günaydın. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon baba, Julia pardon, ben hemen gidiyorum buradan. Neden gidiyor? Hem örtüyü niye öyle tutuyorsun sen? Görmeyeyim diye. O kadar çirkin ben. Yok canım, estağfurullah, maşallah, yani estağfurullah. Da ben rahatsız etmeyeyim diye yani. Bir tek kişi rahatsız, o da sen gibi görünüyor. İndir şunu. Bismillahirrahmanirrahim. İndir şunu. Hüsnü, çıplakmışım gibi davranma sana. Değil misin? Yani tabii değilsin de... Böyle bunlar da pek gündelik kıyafet gibi, ne bileyim böyle. Aman. Yüzümü yıkamaya gidiyorum ben. Julia'cığım sen eve alışamadın tabii. Banyo iç. Hay maşallah be. Abi, seni sevdiğin kadar o da seni seviyor mu? Nasıl acı çektiğini biliyorum. Karşılıksız aşk feci bir şey. İlkokuldayken ben de beden öğretmenime aşık olmuştum da. Şurası hep ağrıyor değil mi? Benim öyle olmuştu. Gidecek de sanki alnına gün doğacak değil mi? Ananın aşığı, tandırın başı gibi yer var mı be? Hem yapacaksa da böyle damdan düşer gibi pat diye niye yapıyor ya? Hep böyle yapıyor bu kız, hep böyle yapıyor. Başı göl, ayakları sel, dolanıp duruyor öyle istediği gibi. Adamı alnından kaşıyor. Nerede o? Amerikalı arkadaşına gitti veda etmeye. Bak bunca zamandır gıkımı çıkarmadım ama bu Ebru pabuca taş kaçırıyor. Şundan bir de sen konuşsana tekrar. Konuşayım da dinleyen var mı ki? Biliyorum biliyorum. Nuh dedi miydi peygamber demez yavrum kızı. Ben şu Ceyda denen arkadaşının telefonuna bakacağım defterinden. Bir arayayım bakayım nasıl bir yermiş, neyin nesiymiş. Ah Ebru ah. Şeref. He. Al bunları unutma. Bu ne abla? Herhalde sadece pantolonu alıyorum. Parayı tamamlayınca da gelir gömleğimi alırım diyeceğim. Ne diyeceğim? Saçmalama. Zaten tamamına 27 TL ödüyoruz hep. Saçmalayan ben değilim abla, kuru temizlemeciler. Habire zam yapıyorlar. E kolay değil inatçı lekelerle savaşmak. Tamam, al. Bak yediğimi sanma. Bunu cep harçlığı yapacağını bilerek veriyorum. Sen var ya, ablaların paşasısın. Bak, şımarma, git hadi git. Bitir işi. Kız attı ucunu. Nerede sen kız?
Galima'ya resim mi koydu? He, ya sabahtan beri köye gideceğim, köye gideceğim diye tutturdu. Aha da köy, aha da dere boyu. Esi, püfür püfür, ağaç da var. Mayışmış kız anam. Kendini göğde sanıyor garip. Bak şimdi onu ormana da götüreceğim. He. Neziyane, şimdi gözlerini kapatıp konsantre olmanı isteyeyim senden. Ormanlık bir yerdesin. Kuşlar cıvıldığı. Hava güzel, güneşli. Ha Ceyda, sen yani diyorsun ki sizin oralar güvenlikli. İt kopuk falan yok yani. Ha Ceyda, sakın benim aradığımı Ebru'ya deme kızım. Yoksa arkamdan iş çeviriyorsun diye bana kızar. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Ben de öptüm. Siz ne yapıyorsunuz burada kız? Yenge, bak anam var ya anam göğe gideceğim diye tutturmuş. Attuş da göğü ayağına getirdi bak. Tövbe tövbe. Ne tövbe tövbesi abla? Neziyani klimalı terapi yapayım. Ben geldim, sen gidiyorsun ha. Ya, öyle oldu valla. Sen gitmiyor aslında, kaçıyorsun değil mi? Duygusal kaçışlar yer değiştirmekle olmaz Ebru. Seninle birlikte gelirler. Gitmek zorundayım Julia. Ne kadar usta? 20 YTL. Ne? Pardon, 20 YTL mi? Su bile kullanmadan kuru kuruya temizliyorsun, bir de 20 YTL istiyorsun. Standart be abi. Sensin standart. Dua et bu üniformanın içindeki gelmedi buraya. Senden 15 YTL alalım. Rütbeye dikkatini çekerim. 10 olsun. 10 olsun, tabii ki olsun 10. Adam temiz toplum için çalışıyor. Sen onun elbisesini azıcık ucuza temizlemişsin, çok mu? Ay o Hüsniye Hanım'ın kadının da hiç iş yok. Sadece laf taşımasını biliyor. Aman yenge, salağın teki işte. Kadın milleti işte. Hah. Hoş geldiniz. Başvuruyu değerlendirmeye almışlar mı? Ne çabuk. Hızlandırıyoruz kızı buradan. Anam çok hoş geldin. Ben de yarın ayırttım uçak biletini. O zaman sen ben gelinceye kadar her şeyi halletmiş olursun. Ebru, okulu bir görsen, ormanın içine kurmuşlar resmen. İtalyan erkekleri de bonus kızım. Birini kestirdim nasıl bile gözüme. Nasıl sen ineceğim? Manyaksın sen. Tamam canım. O zaman gelince konuşuruz. Her şey için çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Vallahi ciddi ciddi gidi. Ebru, kızım iyi düşündün mü? Doğru yapıyor musun ha? Çok bastırdı. A-a. Julia doğru söylüyor anne. A-a. Bal gibi seviyor seni kanka ya. Kızlar böyle işte. İstiyorlar ki hani tut bırakma. Ya Hüsnü, bak bu durumu atlatmam zaten kolay olmayacak. Bir de sen böyle yaparsan hiç kolay olmayacak be abi. Ya kanka yap bir şeyler ya. Bir yolunu bulursun sen, yap bir numara. Hüsnü, zaten bu numaralar yüzünden kaybettim Ebru'yu. Uzatma artık. Ya kanka. Sonra görüşürüz Hüsnü. Bulgaristan'dan gelen malların sizin olmadığı belli. Kimle bağlantı kuruyordun? Vallahi bilmiyorum. Her seferinde farklı bir numaradan arıyordu. Sim kartını değiştiriyordu. Bak, konuşmazsan ihale üstüne kalır. Kime getirdin malı? Bilmiyorum. Demet, sen çık kızım. Ha. Kameraları da kapatın. Ne? Kapatırız amirim. Kapıları da. Kapatırız amirim. (Gülüyor)
esas adam mıdır bilmiyorum ama bir herifle bizimkiler görüştü. Adı... Ballı galiba. Nerede buluruz bu Ballı'yı? Vallahi bütün bildiğim bu amirim. Galeri... Araba galerisine takılıyormuş amir. Allah belamı versin ki bütün bildiğim bu amirim. Tamam evladım, ben sana inanmıyorum. Çok sıcak değil mi ya? Şu klimaları da yaptırmadılar bir türlü. Ne? Bir şey mi yapacağım sandın? Ha? Bu sefer kesin bitti çorbacı. İçmeyeceğim. Bu sefer uyuşturmayacağım kendimi. Bütün hücrelerimle hissetmek istiyorum yaşadığım şeyi. Çektiğim acı onunla ilgili bir şey. Onunla ilgili hissettiğim şey acı da olsa... kaybolsun istemiyorum. Yer çok burada. Yakında yerleşirsin buraya. Seni gibi mi olacağım yani? Bir dakika, bir dakika. Sen aşk yüzünden mi düştün bu hale? Bu aşk nasıl bir şey arkadaş? Yaşayanı pişman ediyor. Pişman mı? Pişman olan kim? Usta, günahımız nedir? Estağfurullah amirim, sizden de mesaf alacağız. Eyvallah. Afiyet olsun. Ulan kenarda duruyorken bu itibarın oluyorsa bir de üstümüze giysek ne olacak kim bilir? Şeref abi. Ne oldu, polis mi oldun? Polis oldum. Öyle grip olunur gibi polis olunmuyor. Eniştemin üniforma bu. Ha, öyle desene Şeref abi. Öyle dedim ya zaten. Şeref abi yalnız var ya, 10 numara yakıştı ha. niye giydin ki sen bunu? Emniyetten vazife için çağırdılar. Ülkenin asayişi için bana ihtiyaçları varmış. Ben de yeminimi bozup tekrar sahalara dönüyorum İbo. Ama sen salaksın, hiçbir şey anlamıyorsun. Bir planım var. Ve sen de bu planın bir parçasısın Sebastian. Hangi planın? Büyük planım. He? Beni takip et. Ebru, sen de... neydi o hayvan? Eşek inadı mıydı? Eşek değil o Julia, katır. Ha, katır inadı var. Hep mantığına göre hareket ediyorsun. Duygularını bastırıyorsun. Ya tamam Julia, çok net değilim. Ama sık sık güvenimin sarsılmasına, kafamın allak bullak olmasına dayanamıyorum artık. Uzaklaşmak bana iyi gelecek. Bari bir veda yemeğine çıkın siz. Hem belki daha emin olursun, daha rahat gidersin İtalya'ya. Artık düşman oldu siz. Yo, yani bunu yapabilirim aslında. Alo? Ebru? Nasılsın Tamer? İyiyim, iyiyim. Ben yarın uçuyorum. Haberim var.
Hüsnü söyledi. Ya bu akşam bir yemek yiyelim mi? Olur. Olur tabii. Tamam o zaman. Akşama görüşürüz. Tamam. Veda yemeği. Daha doğrusu elveda yemeği. Kutsal bir vazife için burada bulunuyoruz Nail Bey. Kimsesiz çocuklar yararına, kurulmuş bir dernek için bağış toplanmasına gönüllü aracılık ediyoruz. Ne güzel. Eyvallah. Çocuklara, hayır çocuklar, siz yalnız değilsiniz, biz buradayız. Bu yardımsever, vicdan sahibi toplum sizleri kucaklayacak, sizlere kanatları altına alacak mesajını vermek istiyoruz. Şeref abi, on numara konuştun ha. Elimizden gelen yardımı seve seve yapmak isteriz başkomiserim. Biliyorum, bundan hiç şüphem yok Nail Bey. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Hatta masaya koyun. Üst sınır yok bağış için. Gönlünüzden ne koparsa. Madem arada siz varsınız, güvenilirdir bu dernek. Bizim de 250 YTL'lik bir katkımız olsun. Alayım. Şunlar birer küçük kağıt parçası gibi görünüyorlar değil mi? Halbuki şu küçük Mehmet'i soğuktan koruyacak bir kazak. Şu minik Ayşe'nin yalın ayak dolaşmaktan nasırlaşmış ayakları için birer ayakkabı. Tam doymamış çocuklar için yiyecek var. Bu çok şey. Daim Bey çok şey ifade ediyor. İbo, beyefendiyi ve firmasını onur listesinde en başa yazıyorsun. Peki, müsaadenizle biz artık... Buyurun. Ömer Karataş, görünürde otogalerisi işletiyor. Gözaltına aldığımız adamın adını verdiği ballı şu. Ömer'in sağ kolu, akrabalık bağları var. Somut veriler yok ama elimizdeki bulgular Ömer Karataş'ı işaret ediyor. Gerekli izinleri al. Şu Ömer Karataş'ı bir misafir edelim bakalım. Anlaşıldı amirim. Seyirciler ilk teknik olaya 4 sayı farkla ve pozisyonda Çiğdem Can da adını yazdırdı ve sayı geldi. Koratenko ekrana geldi. Niye rahatını bozuyor sen? Olur mu canım? Sermişim kendim öyle 2.80 1.90. Çok az farkla geri çizginin dışında kaldı bu servis. Vargas üstünlüğünü sürdürüyor. İlk teknik orada fark 4 sayıydı. Hüsnü, sen daha önce hiçbir kızla aynı evde yaşamadın mı? Oho! Julia. Annem sayılır mı? Oh my God. Hiç mi kız arkadaşın olmadı? Olmadı aslında. Yakışıklı çocuksun. Niye? Biz Tamer'le birlikte büyüdük. Hiç ayrılmadık. Yani kızlar hep onu tercih ederlerdi. Ben olsam ben de onu tercih ederdim. Kız olsam öyle tercih ederdim anlamında. Yani bir kere benden daha yakışıklı. Daha eğlenceli. Daha komik. Daha. Saysam bir sürü dahası var. Arada sırada onun kız arkadaşlarının arkadaşlarıyla böyle çıkar gibi oluyorduk ama
O da iki tane hani mecbur insanın hani bir araya gelip sürdürebilecek kadar sürüyordu öyle. Öyle yani. Şöyle. Artık bitecek bu. Sana bir sevgili bulacağız. Sen de soğuk bir şey istiyor musun? Ama. Ya da bir bardak soğuk su getir de içelim üstüne. Tamer Bey yine yok herhalde. Yarım saat önce çıktı. Öyle mi? Resepsiyona haber verdi mi acaba gittiği yeri? Çetin. Yalan mı kardeşim? Daha önce de söylediğim gibi otel olarak kullanıyor evi. Cümleten hayırlı akşamlar. Gel şunları elimden al Sevim. Bunlar ne dayı? Şöyle, bunlar yiyecek içecek reyonu. Bunlar da giyecek reyonu. Al bakalım şunları. Git ser bakalım şunları içeride. Hadi. Bu adam eve eli kolu dolu gelince ben korkuyorum Emine. Nereden çıktı bunlar Şeref? Ablacığım gözümüz aydın. Kardeşin danışman oldu. Büyük şirketlere paralarının nerede değerlendireceklerini gösteriyorum. O ne biçim bir şöyle? Şöyle. Paramla ne yapacağım diye kara kara düşünen şirketlerin paralarını doğru yerlere yönlendiriyorum. Hadi oradan. Kılavuzu kargo olanın burnu pislikten kurtulmazmış. İçimizdeki bazı İrlandalılar başarımızı çekemiyor. Ne dedi? Bana laf mı soktu bu? Sevim, oradan Bahri babama lokum ver. Ağzı bir şeyle meşgul olsun. Eniştenin üniformasını alacaktın. Sorma abla ya, lekeler bir inatçı çıkmış ki. Adam komiserime bunu ben böyle veremem dedi. Yarın gidip halledeceğim. Enişte, tiramisu bilir misin tiramisu? Neramisu? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Sevim, o torbalardan birinde tiramisu pastası olacak. Getir de eniştem dünya nimetlerinden birini daha tatsın. Ebru, şey, aslında İtalya'ya gitmen... Ne oldu gitme deyip de işimi zorlaştırma Tamer. Yani iyi olacak gibi. İyi mi olacak? Ne diyor bu ya? Yani kariyerin için. Geleceğin için önemli bir adım gibi görünüyor. Sen de vazgeç şuna Tamer. Aslında... Gitmek istemiyorum de ne olur Ebru. Burada senin yanında kalmak istiyorum de. Aslında sadece master için değil. Ya İtalya benim düşlerimin ülkesi. Çok keyifli bir dönem olacak benim için. Cadı bu kız. Vallahi cadı. Ha. Venedik'e de git. Gondola binersin. Ne gondolu? Ne diyor bu ya? Kesin pes etmiş artık. Kaçırır mıyım hiç? Ne kadar dur desem de gidecek. Çok kararlı. İstediğim buydu ama bu kadar mı kolay kabullenilir Tamer? Nihayet Tamer ya. Şimdi aklıma geldi. İtalya'da çok büyük bir festival var iki hafta sonra. Geber, değil mi? Öyle mi? Çok çılgın bir festivalmiş. Şanslısın doğrusu. Ne demezsin? Pardon? Yok bir şey. Harikaymış. Festival yani. Gitme tatlı cadı, gitme. Seni çok seviyorum. Of ya. Seni bu kadar çok sevdiğimi niye uzaklaşırken anlıyorum hep? Ebru. İyi şanslar sana.
Teşekkür ederim. Sana da. Aslan parçası kalktı mı lan? Sen yatmamışsın hiç. Uyumadın mı? Ne oldu? Gidiyor mu kız? İki saat sonra uçacak dayı. Koçum ne yapıyorsun biliyor musun? Gidiyorsun uçağın önüne yatıyorsun. Ebru buna dayanamaz biliyorsun. Ya kusura bakma yeğenim, ben seni az neşelendireyim istiyorum ama... ama öyle görünüyor ki seni şu yeryüzünde neşelendirebilecek bir tek kişi var. O da gidiyor anasını satayım. Uçakla gidilir oraya. Uçacak ana, uçakla gidiyor. Oh, oh güzel kızım. Oh oh oh. Gene burnunun dikine gidiyorsun kızım. Ya baba. Tamam tamam peki. Oraya inince ara bizi. Tamam ararım, merak etmeyin. Ay, keşke biz de gitseydik havaalanına. Yok anne. Halamın bile gelmesine gerek yok aslında. Aa, olur mu kız öyle şey? Uçağı el sallayacağım. Canım. Oh. Soner, belki beni ziyarete gelirsin ha? Ha abla, buradan Taksim'e yollamıyorlar. İtalya'ya mı bırakacaklar? Hadi kız hadi, uçağı kaçıracağız hadi. Hadi görüşürüz. Güle güle. Hadi yenge kan sağlayacaklar. Güle. Oğlum güne iyi başladık ya. İlk girdiğimiz yerden 300 YTL. Şeref abi, herkesin üstünden üstüne yazıyorsun. Kimi yazacağım ben? Oğlum sen hasta mısın? Biz orada mevzuyu süslüyoruz. Liste falan yapmayacağım. Yapma kardeşim, dur ya. Duyma kadına ya. Ne oluyor lan orada? Ay delirmiş bu adam. Öldürecek vallahi. Kadın terk etmekte haklıymış vallahi. Dur kardeşim yapma, konuşup anlaşalım. Öldüreceğim ulan. Bu Allahsız kadını da. Bırak. Bu çocuğu da öldüreceğim. Biri polis çağırsa ya abicim. Aa işte polis. Komiserim Allah aşkına acele edin. Bu adam deli. Raporu var. Öldürecek kızımı ne olursun komiserim, yalvarıyorum. Ablacığım vallahi de billahi de çok acil benim bir operasyona gitmem lazım. Tamam tamam tamam. Bu sefer kaçmak yok ki. Burada yapalım abi. Yapma kardeşim, dur ya. Duyma kadına ya. Albatros kuşu uçarken uyur. Ve sen de albatros kuşu gibi havalanmışsın. Ama en güzelini yapıyorsun. Sakın vazgeçme. Eşini bulmadan da sakın yere ineyim deme. Albatros'un kanadı kırıldı. İbo, hangi kapı? Şeref abi, bu kapı. Nah o kapı, bu kapı.
Ses geliyor içeriden, buradalar. Bak koçum İbo, gün bugündür, tamam mı? Bak senin için en güçlü dualar ettim ha. Şimdi içeriye dalıyorsun. Rahmetli Bruce Lee'den bu kuyruk sallaması ejderhanın hareketi var ya. Onu çekiyorsun, ayağınla da adamın tabancasını düşürüyorsun. Hadi koçum, göreyim seni. Yok ya, ben girmem oraya. İyi lan, iyi. Aşağı insek linç edecekler bizi. Beraber yapıyoruz. Omuzumuzla kapıyı kırıyoruz. Üç deyince İbo. İkiden sonra. Yok, 17'den sonra. Gerizekalı. Bak, istersen senin kafayı vuralım. Nasıl olsa bir işe yaramıyor. Hadi. 1, 2, 3. Bismillah. Oh! Allah! Koy! Ne oluyor? Ablacığım, müsaitseniz operasyona gelmiştik de. İyi de olay yukarı dairede. Biz de balkondan bakıyorduk. Adamın iyice gözü döndü. Şeref abi, kapılar kırılmıyor. Çok sağlam, ne yapacağız? Bende anahtar var. Gülsüm işe giderken çocukları bana bırakıyordu. Alalım abla biz o anahtarı o zaman. Kız Ebru, havaalanında karşılayacak mı arkadaşın? Hı hı, evet. Senin yerinde olmak isterdim vallahi kız. Ne güzel, dünyayı göreyim. Dayı. Ömer Karataş. Evet. Gizli tutulan bir soruşturma için ifadenize başvurulmak üzere emniyete davet ediliyorsunuz. Sebep? Emniyette bilgilendirileceksiniz. Buyurun gidelim. Ömer Bey, vaktimiz kısıtlı. Tamam, tamam. Avukatlara haber sal vallahi. Tamam dayı. Abi ya, ne bekliyoruz? Adamın eceliyle ölmesini bekliyoruz gerizekalı. Adamın elinde silah var. Karşısına mı çıkacağız? Şeref abi ya, adam dedeliymiş, raporu bile varmış. Ya bunu hatırlatman çok iyi oldu İbo. Mutfak. Mutfaktan işe yarar bir şeyler buluyoruz, tamam mı? Üç deyince. Geç lan! Geç buraya, geç! Beni terk ettin ha! Öldüreceğim lan! Hepinizi öldüreceğim! Bu evi de yakacağım! Vekil, yapma lütfen! Yapma lütfen! Bizim bir günahımız yok, lütfen yapma! Çıldırttınız! Çıldırttınız beni, çıldırttınız! Hayatımı terbiyesiz! Ne yapacağım? Bu işten dönüş yok Şeref. Ya gideceksin o zibidiyi ikna edeceksin... ...ya da olmadı balkondan aşağı atacaksın. Gün bugün oğlum, hadi Allah'ım beni mahcup etme ya Rabbim. Yettim. Kafama sıkacağım lan. Kafama sıkacağım, geberteceğim kendimi. Yavaş. Orada dur. Sen kimsin? Nereden çıktın? Sarı çizmeli Mehmet ağa. Komiserim, gelme bak. Gelme. Bak, kendimi de vururum. Onları da vurdum, seni de vururum. Sakin ol. Kendini Türk adaletine teslim et koçum. Gel, gelme komiserim. Bak, vururum. Öldürürüm. Bak, gelme, yaklaşma. Allah razı olsun sizden. Kurtardınız bizi. Geçti ya. Geçti. Bak, polis amca kurtardı bizi. Hakikaten kurtardım, iyi mi? Koç. Artık güvendesin. Hadi. Ben alayım. Hop.
sen de korkarım. Abartmayalım lütfen. Her kahramanın yapacağı sıradan bir işti, görevimiz. Şeref abi, inanmıyorum. Nasıl yaptın ya? Seninle sonra görüşeceğiz, hain. Şeref abi, polisler geliyor. Bırak gelsinler. Kesin terfi ederim ben. Ne? Topuklu yorucu bu. Bu üniformayla yakalanırsam ayvayı yerim. Ne oluyor burada? Kadını rehin almış adam. Komiserimiz kadını da çocuğu da 2 dakikada kurtardı. Ne komiseri? Kim kurtardı? Kız Ebru, biletini bayan yana alsaydın. Aman hala, başlama şimdi. Ay, ne bileyim kızım, bizim kafamız öyle eşli. Hesap da seni koruyuk ya. Ay merak etme hala, ben kendimi korumasını bilirim. Ebru kız, birini mi bekliyorsun sen? Şu Amerikalı mı gelecek? Yok, yok ya, biz vedalaştık onunla. Ya niye ilerlemiyor bu kuyruk? Bilmiyim ki. Dur, dur. Benim bu üniformadan kurtulmam lazım İbo. Yakalanırsam müebbet yerim. Kerevan, nasıl hallettin adamı? Tüymeseydin bir destana şahit olacaktın İbo. Karate sanatının bütün inceliklerini gösterdim. İmdat, imdat! Çağatay çalıyorlar, koşun, yetişin. Kerevan abi, kadını çağatasını çalıyorlar. Koş koş gel kurtar onu. Ya, yok yok artık be. Bütün memleketi ben kurtarayım anasını satayım. Koşla koş. Ömer Karataş. Birinci lige mi çıkmaya karar verdin? Daha önce ufak tefek işler çevirmişsin. Tefecilik, çek senet, ıvır zıvır filan. Bu ilk büyük işinmiş. Ne işi ya? Ben büyük iş filan çevirmedim. Ah tabii, tabii çevirmedin tabii. Daha doğrusu çeviremedin. Yüzüne gözüne bulaştırdın, batırdın. Ama ikimiz de biliyoruz ki bu Bulgaristan'dan gelen kaçak telefonlar senin işinde. Alakam yok benim. Ben hiç uçağa binmedim bileyim mi? Hem istemem de. Korkarım vallahi. Kız Ebru, sen beni dinlemeyeyim misin? Ha? Ne? Dinliyorum hala, dinliyorum. Ha, dinliyorsun. Seninki niye gelmedi Urlamiye? Tamer, Tamer. Hiç peşini bırakacağı benzemiydi. Bıraktı hala. İyi de oldu. Sonuçta benim bir hedefim var. Ve onu gerçekleştirmek istiyorum. Yoluma kimsenin çıkmaması en iyisi. Birini mi gördün? Yok ya, benim uçak anons edildi sandım da. Bir alakam yok benim. Bu işi benim üstüme mi yıkmaya çalışıyorsunuz? Deli ha. Deli. Sana Deli Ömer diyorlarmış. Bir delirten olduğu zaman delirmişliğin vakidir. Bana bak Deli Ömer, beni uğraştırma. Kuyruğu kaptırdın artık. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Avukatların pek hızlıymış. Ama artık ensendeyim Deli Ömer.
Benim ensem kalındır. Lütfen dikkat. İstanbul'dan Milano'ya uçacak olan Türk Hava Yolları'na ait 1515 sefer sayılı uçağımız kalkmak üzeredir. Ve giriş kapısına lütfen. Ayrılma vakti hala. Oraya gider gitmez haber et, tamam mı? Acıkırsın diye börek koydum bavulun içine, onu yemeyi unutma. Bavul? Kız bavul nerede? Eşi de böreklerle uçağa verdin değil mi? Bak gördün mü başımıza geleni ya? Halacığım uçakta yemek veriyorlar. Yedi aç kalma bari. Hoş bizim böreğin yerini tutmaz emme. Lütfen dikkat. İstanbul'dan Milano'ya uçacak olan hava yollarına ait 1515 sefer sayılı. Bir dakika beyefendi, ne yapıyorsunuz? Buraya giremezsiniz. Bir dakika buraya giremezsiniz. Ne oluyor? Güvenlik. Dikkat. Milano'ya uçacak olan aklı karışık aşıkların geri dönmesi için son çağrı. Dikkat. Milano'ya uçacak olan aklı karışık aşıkların geri dönmesi için en son çağrı. Tamer. Ne diyorsun kız? Ne Tamer'i? Hala bu konuşan Tamer. Ebru, seni deliler gibi seviyorum. Benimle evlenir misin? Adını söyledi kız. Benimle evleneyim misin diye. Deli ya, bu zır deli. Benimle evlenir misin Ebru? Evet la. Evet. Evet de kız. Bir daha nerede bulacağım böyle deli olanı? Allah, ben ne yapacağım şimdi? Git kız. Git oğlanın yanına. Git. Git. Seni kestim. Git. Dur kız. Baban kesecek beni. Tamer. Ebru. Seni seviyorum Ebru. Ben de seni seviyorum Tamer. Benimle evlenir misin Ebru? Evet de kız. Evet de. Evet, Allah'ın cezası evet. Allah bana da şu oğlanın nasıl kadar manyak bir aşık nasip et ya Rabbim. Ama evleniyorum. Hani bize ulaşamazlardı? Hani her şeyi tertemiz yapmıştın? Ne oldu ballı? Memleketin en bela komiserinin karşısına diktirdi beni. Ellerinde kanıt manıt yok dayı. Boş atıp dolu tutmaya çalışıyorlar. Kes! 50 kere söyledim sana beni bu işlere bulaştırma diye. Gönül istemedik aç, ya karın arıtırmış ya baş dedim. Tereyağından kıl teker gibi halledin ki ilk dayı. Hani? Hem işi batırdın hem beni batırdın. Artık zaman ve ahval kötü gidecek ballı. Bu herif peşimizi bırakmaz. Alo. Ne oldu? Kız uçtu mu? Yok abi yok. Vazcaydı. Gitmedi. Bir haber edeyim dedim. Nasıl gitmedi ya? Bayağı gitmedi işte abi. Nerede peki şimdi? Abi Maltepe sahilde Uğur Gafe var ya. Ha oraya bıraktım işte. Arkadaşından buluştu. Arkadaşla mı? Dellenme hemen abicim. Öyle gizli kapaklı bir şey del. Hani geçen akşam danıştırmaya getirdiği çocuk vardı ya. Ha. İşte ondan buluştu. Akşama hepsini anlatır sana Ebru. Hadi hoşça kal. Bu kız da bir öyle ediyor bir böyle ediyor ya. Tam komiser belası çıktı başımıza. Gitti diye seviniyorduk. Terse geri döndü. Vallahi şu arabayı hazırlat. Okta sapanda durmaz oldu bu kız. Gidip bir yüz yüze konuşayım ben onunla. Hadi. Olur dayı. İki yıldır yaşanan kuraklık... Hayırlı vazifeler. Yağış rejiminin değişmesi... Teşkilatın en yaman komiseri. Doluluk oranlarını olumsuz etkilemek... Üniformanı getirdim enişteciğim. Niye eve götürmedin? Yemek saati geldin ki. Gelmişken bir iki çöpleneyim diye değil mi? Yemek saatimi vallahi ben de şimdi fark ettim ben midemdeki gurultuyu. Ben seni fazla meşgul etmeyeyim enişte. Belki ihtiyacın olur. Üniformanı getirdim. Bu ütülenmemiş. Ter de kokuyor.
Senin şu ülke için akıttığın teri kimse kökünden kazıyamaz enişte. Kahraman polis mi? Ne oluyor? Dur ben bulurum ya. Dur çek elini, karıştırma çekmeceleri. Gözü dönmüş eski kocanın silahla rehin aldığı kadını ve küçük oğlunu ölümün eşiğinden kurtardı. Canını hiçe sayarak silahlı saldırganın üstüne giden kahraman polis, rehin alınan kadını ve çocuğu kurtardıktan sonra sıradan bir iş yapmış gibi ortadan kayboldu. Helal şimdi olsun adama valla. Helal olsun. Şimdi olay yerindeki bir telefonuyla kaydettiği görüntüleri getiriyoruz ekrana. Saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getiren kahraman polisimiz, çocuğu ve annesini güvenli bölgeye getirdikten sonra bir sır gibi ortadan kayboldu sayın seyirciler. Ey koçum be! İşte böyle şerefli neferlere sahip bu şerefli teşkilat senin gibi işe yaramazların da karnını doyursun be. Yürü hadi yürü. Yürü! İnanamıyorum ya. Ya ben bir karar aldım mı? Beni kimse yolumdan döndüremezdi. Ama bu sefer beni öyle bir ittirdin ki gelecek gücü az daha bulamıyordum kendimde. Artık rahat dur Tamer. Gördün işte yalana dayanamıyorum. Ne kadar sevsem de dayanamıyorum. Tamam. Tamam. Artık yalan yok. Bir de sunamda geliyorsun. Ya uçağa yetişemeseydin ne olacaktı? Uçağın penceresinden baktığında beni görürdün evde. Ben albatros kuşuyum. Albatros kuşu mu? Aa, baba? Baba, ne işin var burada? Bu Tamer baba. Hani eve gelmişti, tanışma fırsatınız olmamıştı. Kızımın arkadaşı sensin de. Nasıl memnun oldum bilemezsin delikanlı. Ben de. Otursanıza. Ne işin var burada baba? Hiç gitmediğini duyunca bir sorayım dedim. Ya sonra konuşuruz onu. Ama iyi ki geldin. Nihayet Tamer'le tanışmış oldun. Ya, ya. Tamer seninle görüşmeye çok çekiniyordu baba. Allah Allah, neden acaba? Ya onu sevmezsen diye geriliyordu. Öyle mi? Sevilmeyecek bir delikanlıya hiç benzemiyor. Garson! Bir şey içer misiniz Ebru'nun babası bey? Kanını. Yani tavşanın kanını. Yani tavşan kanı bir çay içerim. Gördün mü Tamer? Boşuna kaçıyormuşsun babamdan. Ya, ya evet. Ne zamana kadar kaçacaktın ki? Ölene kadar mı? Delikanlı şu lavaboyu bir göstersene bana. Lavabo? Şuradan şöyle dümdüz gidin hemen solda. Ya beni arattırma şimdi. Hadi kalk da sen göster. Gel. Etrafta da çok şahit var. Ne diyorsun Tamer? Ne şahidi? Yani böyle güzel manzaraya şahit olan o kadar çok insan var ki etrafta. Hadi artık. Neyse görüşürüz. Alo, Julia. Gitmedim ben. Ya Tamer ne yaptı etti yine döndürdü beni yolumdan. Aslında dahası da var. Hazır mısın? Evlenme teklif etti bana. Ya o anda kim olsa evet derdi. Tamam. Tamam. Detayları gelince anlatacağım. Hadi görüşürüz. Oh. Lan bedenle Fransız topu ne yaşayacağım?
kudurup da etine düşeceksin. Yüzü yüzüne sıçacaksın. Ne arıyorsun sen benim kızımı yanda? Ya bu küfürlerin bir alt yazı versiyonu var mı? Ben hiçbir şey anlamadım da. Gebertirim ulan seni! Gebertirim ulan seni! Ah! Bak burada ne yazıyor Ömer Bey? Gördün mü? Yani şimdi beni öldürüp de ortalığı kan gölüne çevirmenin bir manası var mı? Ha, gerek yok. İşte benimle maydap geçiyorsun ha. Son nefesini duaya harcayacağım ha. Benimle dalga mı geçiyorsun lan? Geberteceğim. Tamam. Ciddi konuşalım. Bak. O tetiği çektiğin anda sadece beni değil, Ebru'nun namusuyla para kazandığını zannettiği sevgili babasını da öldüreceksin. O tetiği çektikten sonra Ebru'nun yepyeni bir babası olacak. Mafya babası. Çeksene tetiği. Hadi. Hadi çek tetiği. Belki Ebru sever bu yeni babasını ha? Bitti sanma. Benden kurtuldun sanma. Peşini bırakacağımı sanma. Bugün değilse yarın. Yarın değilse öbür gün öleceksin. Deli Ömer'in sözü bu. Ah. Şimdi izin verirsen sayılı günlerimi yanında geçirmek istediğim insanın yanına gideceğim. Adam. Yani sanırım çok iyi anlaşacağız. Sana söylemiştim boşuna korkuyorsun diye. Benim babam iyidir. İyi. Ebru ben gidiyorum kızım. Hadi gel seni de götüreyim. Nereye baba? Daha yeni buluştuk Tamer'le. En kısa zamanda tekrar görüşelim delikanlı. Tabii. Çok isterim efendim. Hayatım, Julia bütün hikayeyi dinlemek için sabırsızlanıyor. Oraya gidelim mi? Gidelim. Hem zaten benim de en yakın arkadaşıma anlatacaklarım var. Garson, hesap alabilir miyim? Nerede bu Hüsnü? Yes, Julia. I am here. Ne yapıyorsun sen orada? Kene var mı diye kontrol ediyorum. Ne kenesi? Kırım Kongo. Kanamalı. Vallahi terör estiriyorlar ortalıkta. Bırak şimdi onu. Tamer, Ebru'ya evlenme teklif etmiş. Nasıl ya? Havaalanına gitmiş. Vazgeçirmiş Ebru'yu. Kabul etmiş mi? Evet. Allah be! Sen seviniyor, üzülüyor, anlamadım. Ken'i ısırdı Julia. Ken'i ısırdı Kırım Kongo kanamalı. Tamer'in düğünü göremeyeceğim. Ken'i ısırdı beni. Bakayım nerede? Dur, koparma kafası kalır içeride. Koparma, hastaneye gidelim. Koparma kafası kalır. Diken batmış. Diken mi? Oh be. Ödüm çıktı vallahi. Şimdi Ebru kabul etmiş, evli. Allah be, Allah. Ay pardon yavrucu aşkım. Bizim kız tam gitmek üzereydi ki birdenbire depede oğlanın sesi cınlayıverdi. Ebru, gitme, seni seveyim dedi. Tam artistmiş ha. Soner bir sus ya. Sonra cayır cayır bağırdı mikrofondan. Ebru, benimle evlenir misin? Dedi. Kızı böyle başıboş bırakırsanız olacağı bu işte. Sen sussana cincici. Ebru var ya. Küçük dili var ya. Artık yok.
Yuttu. Öylece baka kaldı. Eğer bir yanlış yaptıysa ablam, gelince sorarım hesabını. La bir sus, bir sus. Sonra Ebru cevap verdi. Evet dedi. Uyye! Ana! Ne oldu? Uçak biletleri yandı mı? Ah anam, yanarsa yansın da uçak biletleri. Romantik bir aşk, mutlu bir şekilde sona erdi. Al işte, kadınlar. Allah sonunu hayır etsin de bakalım Ömer ne diyecek bu işe, Ömer. Bana çay verme, kemiğine tükürdüm. Vereceksen o herifin kendisini ver. Dayı bu nasıl şanstır ya? Ebru bula bula onu buldu. Onu Ebru bulmadı Angut. O yüzü yüzüne diye Ebru'yu buldu. Sırf benden kurtulmak için. Sırf o tatlı canını almayayım diye kızma bulaştı. Deli olacağım ballı. Bu çocuk haddini aştı artık dayı. Sen merak etme. Bulup cezasını keseceğiz. Allah Allah. Şimdiye kadar niye bulamadınız? Herif dibimize kadar girmiş, niye yakalayamadınız? Yok. Bu işi size bırakmayacağım ballı. Andolsun. Kendim yakalayıp ellerimle geberteceğim onu. Ya kanka, bu numara banda lazım olursa ben de kullanabilir miyim? Gerçi bunun için beni terk edip havaalanına gidecek bir kız bulmam lazım. Ebru, kesin satıyoruz bu hikayeyi Hollywood'a. Bak finale doğru gidiyorsunuz. Ya vallahi dün olsaydı fazla acele etmeye kesin bir şeyler olur. Biz yine tepetaklık oluruz derdim. Ama bugün, doğrusunu isterseniz ben de umutluyum. Ya Ebru, bunlar bizi buraya kutlama yapmak için çağırmamışlar mıydı? Sen ortada böyle bir kutlama havası falan seziyor musun? Hı? Kanka, hemen getiriyorum içecek bir şeyler. Çabuk çabuk. Bir su versene birader. Alo? Alo Hüsnü, haberleri izledin mi? Ne izleyeceğim abi, Allah aşkına haberin büyüğü bende ya. Ne diyorsun, ne haberi? Abi sıkı dur, heyecan yapma. Tamer'le Ebru evleniyorlar. Tamer, askerlik anlatsana biraz. Durun ben bu arada gidip Hüsnü'ye yardım edeyim. Tamam hadi. Ya Julia, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ama benim yeğenim de az kahramanlıklar yapmadı be Hüsnü ha? Şeref abi bu ne demek ha? Ebru ile Tamer evlenirse Ömer'den yırttık demek abi. Artık adamdan kaçmamıza gerek kalmayacak. Herif borcumuzu da unutur. Hatta bu batık kafeyi ona kastakladığımızı da unutur. Can damadına hesap soracak değil de affeder herhalde. Eyvallah Şeref abi ya. Şişt birader, bir su istedik be. Hocam patladın mı? Şu haberi izliyoruz ya. Hüsnü bir dakika beklesene. Şu haberde izlediğin meçhul kahramanı beklettiğini biliyor musun sen? Deniyor. Yeri yetişine su mu yok sana? Manyak mısın nesin ya? Kapala kapa, ben seni arayacağım Hüsnü. Senin de bir gün bana işin düşer. Kahramana bir su bile yok ha. Allah Allah, deli midir nedir ya? Saydım babamla. Sen öyle apar topar gidince çok şaşırdı. Ne yapalım? Şanssızlık işte. Peki ne zaman gelirsin bir daha? Dayımın durumunu biliyorsun Ebru. Bir herif var, o canımı sıkıyor. Bir araba aldı. Borcunu ödemedi, kaçtı. Buldum. Borcuna karşılık bana bir dükkan verecekti. Verdi dükkanı ama dünya kadar borcu çıktı. Sırf babama olan borcunu kapatmak için beni mi kullandın Tamer?
Ya sen? Sen nasıl bir insansın ya? Ebru, niye dönmedin? Sen iyi misin? Tamer, biz kendimizi bir rüzgara kaptırdık gidiyoruz. Ya aslında çok konuşamadık bazı şeyleri. Ne mesela? Mesela siz Hüsnü'yle bir kafe işletiyordunuz. Hatta ilk orada buluşmuştuk. Ne oldu o kafe? Şey... Devrettik biz onu. Öyle mi? Niye? Pek işlemiyordu zaten. Nasıl devredebildiniz o zaman? Para karşılığı değil. Neyse bunları konuşacak çok vaktimiz olacak. Hadi gel içeride bizi bekliyorlar. Tamer. Babamı gerçekten sevdin mi? Şey... Evet. Yani çok fazla vakit geçiremedik ama... Umarım o beni sevmiştir. Ben babamı tanırım. O pek sevmiş gibi görünmüyordu. Ya bir saygısızlık da etmedim ama... Nereden çıktı şimdi bu sorular? Ebru! Ebru! Oğlum Şeref, 40 yılın başı hayatının atraksiyonunu yaptın. Çıkıp da göğsünü gere gere ben yaptım diyemiyorsun. Bu nasıl iştir be? Ay! O kahraman benim! Kadınla çocuğu kurtaran kahraman benim! Kankacığım nerede kaldınız ya? Kadehleri de unutmuşum zaten. Sen niye burada duruyorsun? Hüsnü, Ebru buradayken ne konuştunuz? Ebru burada mıydı? Ben bir şey konuşmadım ki. Bu sefer ben bir şey yapmadım kanka. Bir şey yapmadım ben. Sadece Şeref abi aradı. Ona müjdeyi verdim. Dedim ki Tamer'le Ebru evleniyor. Dolayısıyla Tamer Ömer'den yırttı. Artık peşimizden koşmayacak. Hatta kafeyi bile kurtardık dedim. Hepsini söyledim, müjdeyi verdim Şeref abiye. Bravo Hüsnü. Ve... Tüm bunları Ebru duydu, değil mi? Ya niye ben ya? Ben niye ben ya? Ben niye varım ya? Ben hep ben ya. Duyduk duymadık demeyin! O kahraman benim! Oy. Asıl kahraman benim. Emekli maaşımla 4 tane çocuk okutuyorum. Kahramanın gördüğü muameleye bak. Burada kahraman olacağıma giderim Amerika'da örümcek adam olurum daha iyi be. Ne garip değil mi? Ben askerden dönerken başladığımız macera bizi buraya kadar getirdi. Evet, tesadüfen başladı. Sonra senin büyük bir gayretin vardı. Geldiğimiz yerde tesadüf sayılmaz. Sen başardın. Yeniden denedin. Yeniden. Yeniden. Ben bunda yanlış bir şey görmüyorum Ebru. Yani sadece aşk... bütün bunları yaptırabilir mi insana? Sadece aşk yaptırabilir Ebru. Başka hiçbir şey yaptıramaz. Artık her şeyi bildiğimi anladın değil mi? Her şeyi bilmiyorsun Ebru. Benimle ilgili olan her şeyi... kendini kurtarmak için yaptığını biliyorum. Bu sefer sana bağırıp çağırmayacağım. Sana kızmaya bile gücüm yok artık Tamer. Tamer. Sana yalvarıyorum. Artık hiçbir şey yapma. Çünkü neden yaptığını biliyor olacağım.
bugün eli silahlı saldırganı etkisiz hale getirerek anne ve çocuğunu kurtaran kahraman polisin kimliği merak konusu oldu sayın savcı. Ya yeter şu haberi izlediniz be. Görgü tanıklarının ifadelerine göre... Yani tek başına nasıl girmiş çocuk oraya? Vallahi helal olsun. Hiç düşünmeden bir bütün teşkilat merak ediyor kim bu çocuk diye. Gerçekleştirmiş. Hepsi yapar. Bizim polis evlatlarımızdan hangisi rastlasa gözünü kırpmadan yapar aslanlar o işi. Kim acaba? Görüyor musun bak akranların neler yapıyor. Sen ya milleti dolandır ya da böyle kömüş gibi yayıl. Aşk olsun enişte. O üniforma bende olsaydı aynı şeyi yapardım Allah'ıma kitabıma. Bugün eli silahlı saldırganı etkisiz hale getirerek anne ve çocuğunu kurtaran kahraman kimliği merak konusu oldu sayın bravo. Emniyet teşkilatı da aman şu derinin altında nasıl bir ruh taşıdığım bilmiyorum. O karton ne öyle ya? Temsili çek ödül koydular herhalde. Ortaya çıkması halinde 100 bin YTL ikramiye ile ödüllendireceklerini açıkladı. Ne? 100 bin İstanbul'da emniyet müdürlüğü kahramanlar ordaya çıkarmak isteyen polisin elinden attığını ulaştı. Anne! Şerif dayısı! Ne oldu? Şerif! Çetin oldu Şerif! Yok bir şey yok. Dümen yapıyorduk. Hadi lan! Kalk! Şerif! Görgü tanıklarının ifadelerine göre meçhul polis ekiplerin olay yerine intikalini beklemek yerine... Efendim şu meçhul polisi tespit ettik. Ve 5 dakikada operasyonu resmi büyütünce sicil numarası okunur hale geldi. Kimmiş? Çetin Erdemir, organize suçlar amiri. Şu meşhur Çetin Erdemir. Evet efendim. Kesinlikle hemen haberlere girin, şubeye de kamera gönderin. Dün hayatını ortaya koyarak Gülsüm Yılmaz ve 5 yaşındaki oğlu Sedat Yılmaz'ı silahıyla rehin alan Refik Yılmaz'ın elinden kurtaran kahraman polisin kimliği belli oldu sayın seyirciler. Organize suçlar amiri Çetin Erdemir. Aa kız Gülnaz, bu adammış o kahraman polis. Saati pek bir nur yüzlü birine benziyor yenge. Ya abartmayın be abartmayın. Bizi bir diye yakaladı diye adamı peygamber yaptırır. Şimdi açıklıyor sayın seyirciler. Pek çok başarıyı imza atan Erdemir... Ne oldu buna kız? Kıskanmıştır herhal. Ne olsun amirim, sizinle gurur duyduk. Tebrik ederiz amirim, duyduk ve çok sevindik. Tebrik ederim amirim, benden bile sakladınız. Ne tebrik demek, ne oluyor ya? Allah Allah. Bir anneyle çocuğunu kurtaran kahraman polis Çetin Erdemir'in yanındayız sevgili seyirciler. Niye kimliğinizi sakladınız amirim? Saldırganları nasıl saf dışı bıraktınız? Ayrıntıları anlatır mısınız? Ya bu işte bir yanlışlık var, o ben değilim. Ortaya çıkması halinde ödül vereceğini açıklayan bir firmanın temsilcisi şu an burada. Ve size temsili çeki verecek amirim. Tutarım amirim, çekinizi takdim edeyim. Günaydın. Where are you going, morning, morning, Julianum? How are you? Oo, sen de öptürüyor İngilizce Hatuş. Yani biraz rock parçalarından öğrendiydim. Hmm, sen rock seviyor. Hem de very much, very much. Yaşasın Metallica. Ebru ablam yukarıdaydı. In the candy room. O zaman ben de gidiyorum. Herifi gördün mü ballı? Nasıl bir kayaya tosladık gördün mü? Bana bak. Arkamızda çer çöp bıraktıysan topla onları ballı. Bu adam al yakamdan. Seni temin ederim Hüsnü. En kral ormancı bile senin devirdiğin çamı deviremez. Abi ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Seni de konuşurken duymuş kız, ne yapayım ya? Konuşma, konuşma. Dudakların kapalı kalma hali nedir? Susma. Bu kadar basit. Yeter dayı. Bugün ya da yarın. Eninde sonunda bir şeyler ortaya çıkacaktı zaten. Hem kızın babası da beni biliyor artık. O da ayrı bir problem zaten. E ne yapacağız ya? Basit. Çok basit. Tamer bu kızı unutacak. Saçmalama dayı. Oğlum bak rica etmiyorum.
emrediyorum. Bu mevzuyu artık kapatıyorsun. Çünkü senin hayatın söz konusu. Artık yapılacak bir tek şey kaldı. Şöyle, bir bardak soğuk su içiyorsun dayın gibi, bu işi artık kapatıyorsun. Babasıyla görüşeceğim. Tamer, ne diyorsun sen kanka ya? Tamer, kulağından çıkan ağzına, ağzından kulağa, senin sesin her nereden çıkıyorsa, ne dediğini biliyor musun Tamer? Evet. Gidip konuşacağım. Şerif abi ne diyor ya? Tamer, burada başçavuşun dayısı şey etmiyor Tamer. Tamer arkadaşım. Of ya. Şerif abi ne yapacağız şimdi? Yok mu yapacak bir şey ya? Var, tek bir şey var. Ne? Çarşıya iniyorsun. Un, su, şeker alıyorsun. Helva yapıyorsun. Ah be abicim be. Öf ya. Şimdi bütün taşlar yerine oturdu Julia. Bir borç yüzünden benim hayatımla oynadı resmen. Çok acımasızmış. Ben böyle bir şey ne gördü ne duydu. Korku filmi diye satarsın artık bu hikayeyi Hollywood'da. Şimdi ne yapacaksın Ebru? Babamla konuşmaya gideceğim. Zavallım ya. Beni onunla görünce üzülmeyeyim diye hiçbir şey de diyemedi. Ya çocuklar nasıl olur da benim olduğuma inanırlar? O kadar tantana yaptılar ki neredeyse ben bile inanacaktım ya. Hay anlamadım. Benim sicil numaramla o polisinki nasıl tutuyor? Söylesene Şeref. Sen bir de kurnaz geçinirsin. Söyle bakayım. Şeref. Benim üniformayı giydi bu. Ulan şerefsiz Şeref. Ulan şerefsiz Şeref. Lan Ergele. Sen benim üniformayı giydin değil mi? Ne dümenler çeviriyorsun sen orada düzenbaz? Tövbe enişteciğim ne dolabı ya? Dolap yok. Ya hayır ben şimdi olayı görünce böyle vatandaş duyarlılığıyla hem de emniyet teşkilatına haddim olmayarak bir katkımız olsun amacıyla hani böyle tabiri caizse böyle Süpermen gibi kıyafetle... Kes! Kes! Çabuk vereceğim adrese gel çabuk! Emrin olur enişteciğim adresi alayım. Tamam. Bravo. Bravo yakaladınız beni. İndirin lan silahları. Kendi ayağıyla tıpış tıpış geldiğinde mi kıvılcım saçıyorsunuz? Seninle konuşmaya geldim Ömer Bey. Ha. Geç otur bakalım. Konuş bakalım. Ebru'yu seviyorum Ömer Bey. Hem de her şeyden çok. Bana bak böyle laflar edip de ecelini öne çekme. Fark etmez. Bu laflar etmek için geldim. Sana büyük yanlışlar yaptım biliyorum. Ama hiçbirini bilerek yapmadım. Sana bu yanlışları yaparken Ebru'nun babası olduğunu bilmiyordum. Ebru'ya aşık olurken de senin kızın olduğunu bilmiyordum. Tek ayak üstünde 40 tane yalan söyleyen tilkiye mi inanacağım? İster inan, ister inanma. Gerçek bu. Ve bu gerçeğin sonu nereye varacaksa... bugün burada varacak Ömer Bey. Ya sen ne biçim adamsın? İnsan nefret etse de düşmanlığına saygı duyuyor. Ha, sanma ki içimde bazı şeyler yumuşadı. Sana son bir şans daha vereceğim. Borcunu sileceğim. Kafeni de geri vereceğim. Hatta hayatını da bağışlayacağım. Ama sen de... Ebru'yu görmeyeceksin ve unutacaksın. Bunların hiçbirinin önemi yok Ömer Bey. Ebru'yu seviyorum. Yani? Yani... her şeyim senin olsun. Hayatım da dahil. Ebru'dan ayrılmam.
Alın şu iti aşağıya. Merak etme. Yolu biliyorum. Vallahi. Buyur dayı. Ben şu itle teke tek bir konuşayım aşağıda. Sen de al çocukları. Bulgaristan içinde sağda solda öten şerefsizi bulun. Olur dayı. Yaptığınız çok cesurcaydı amirim. O konulara hiç girmeyelim müdür bey. Biz bu çeki çocuklara bağışlamak istiyoruz. Yavaş. Şşt, sus, sus. Gerçekten sizin gibi insanlara rastlamak çok zor amirim. Çok onurlu bir davranış. Beni temsilen kayınçom verecek size çeki. Kurşuna dizsen böyle bir şeyi yapmam enişte. Dizerim şerif. Şerefsizim dizerim. Ver şu çeki. Çocuklar adına çok teşekkür ederim amirim. Bu para onların birçok ihtiyacını karşılayacak. Helal hoş olsun onlara. Şeref, hadi gidiyoruz. Enişte bir dakika, ben de ayrıca bağışta bulunmak istiyorum. Senin üniformanın marifeti enişte. Kadını kurtarmadan önce biraz bağış toplamıştım. Bu da benden. Çok teşekkür ederim. Çocuklar sizlere minnettar. Yürü bakalım, yürü, yürü. İyi günler. İyi günler. Kızımın peşini bırakacağım. Bırakacağım. Hayır. Hayır. Bırakacağım! Hayır. Bırakacağım, bırakacağım, bırakacağım! Ebru'yu seviyorum. Asla bırakma. Pasver, pasver. Koş, koş! Koş! Koş, koş, koş! Nerede bunlar ya? Yürek benden gitti. Ebru'yu seviyorum. Asla bırakma. Bakışın.